Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Gaziantep'e sevgiler, selamlar olsun. Türkiye'nin her tarafındaydık tüm sezon boyunca. Çok da severim Antep'i. Şimdi merak ediyorum, kim kime destek olmak için geldi? Biz de eşimize destek olmaya geldik hanım. Ben çocuklar annesiyim, oğlumun ardındayım. Oğlum evladım olduğu için her şey gözüme alır gelirim. Evladının yanındasın. Evet. Sen de eşin ve evlatların evet. için buradasın. Eşinizin adı nedir? Güssem Yavuz. Güssem Yavuz. Ben o Gülsem'i anladım da sen... sen şimdiden ağlarsan hiç konuşamam, çıkram. Bu gözyaşları kimin için, ne için? Çocuklar için. Beni düşüyorsun ya. Ben 20 günde benimle haber alamayayım. Gülsem Yavuz iki çocuğunu alarak 2 Haziran tarihinde Gaziantep'te yaşadı. O sanırım aile apartmanında evet. yaşıyorsunuz. Oradan çıkıp gidiyor. Haziran'ın ikisinde gitti ablam. Öğlen üzeri telefonla konuşuyorum, hastaneye gidiyorum diyor bana. Hastaneye? Evet. Hı hı. Biz her tarafı araştırdık. Karakola gittim ben, kayıp dilekçesi verdim. Götürdüler, hı hı. bir şey mi oldu başına diye. Hı hı. Ondan sonra ailesi geldi. Ailesi baktım, hiç aral olmuyor. Hı hı. Ailesine dedim, yayına çağır, bizi durdurdular bu saate kadar. Siz aramak istiyorsunuz ama ailesi... Durdurdu bizi. Durdurdu. Engel evet. Yani engel olmaya çalıştı. Evet. Neden diye sordunuz mu? Sordum. Anası ağzından kaçırdı. Benim kızım gitti, geri gelmez. Seni terk etti. Bilmiyorum ablam şimdi. Aramızda dövüş de yok, tartana da yok. Nasıl bir evlilikti? Görücü usulü. Görücü usulü. Görücü usulü. Sevdiniz mi birbirinizi? Birbirimizi sevmesek evlenmekti zaten. Sevmesek birbirimize barışmak mı? Kaç çocuğunuz var? İki tane Nöfer. İki tane kız. Giderken, iki kızınız da var evet. Allah bağışlasın. Giderken çocukları da yanına alıyor. Çocukları da alıyor gidiyor ablam. Kaç yaşında çocukları? Biri ablam en büyüğü 9 yaşında, öbürü 4 yaşında ablacığım. Bunun adı Gülbahar Yavuz, bunun adı Hatçide Eylül Yavuz. Eşin. Peki ailesi dedi ya, o bir daha geri gelmez evet. dedi. Sen bunun üzerine düşündün mü? Düşündüm ablam. Ben dedim her yere çıkarım. Karakola gittim, dilekçeleri verdim. Karakol bana hiçbir şey ifade vermiyor. Kimsenin şikayetçi değilmiş, kafasına göre gitmiş diyor. Çocukları da alıp. Evet. Peki bu kadın neden kaçtı? Bilmiyorum ablacığım. Hayır, neden kaçtı derken bir sorunu ve bir problemi vardı. O evin içerisindeki yaşadığı, mesela atıyorum sen ona şiddet uyguluyor Yok, muydun? Yok, hayır. Hani hayır. İncittin Şimdi, mi? Şimdi çok eskilerden, 5 sene öncelerden bir dövüşümüz oldu da kanımız tazelenmeden. Bir tartışmamız falan oldu da ondan sonra geri benim ufak bebeğim olunca bir daha ben hiç dövüşmedim kendisine. Daha önce bir kere şiddet uyguladın. Şiddet uğramadım da öyle gittim bağırıp çağırmaya. Biraz da çok konuşuyor kendine. Çok konuşuyor. Ben de konuşayım da kendisine. Öyle dövüş falan yok. Sen konuşun, o konuşuyor. İkiniz de çok konuşunca kavga çıkıyor. Kavga çıkıyor. Öyle mutsuz muydu? Yok. Evliliğiniz nasıldı Fatih? Süperdi ablam. Süper. Evet. Bana süperi aç. Süper. Ablam nasıl süper? Kendisi ben hiçbir zaman kalbini kırmıyorum da. Her zaman dediğini yapıyorumdu kendisine. Eksik bir şeylerini de koymuyorumdu. Sever miydin eşini? Çok severdim ben. Saygı duyar mıydın? Evet. Her zaman da arkasında durdum ben. Süper ondan sonra, bir evlilikten. Ondan sonra ailesi... Bu süper bir hızla bu kadın niye kaçtı çocukları alıp? Bilmiyorum ablacığım. Bilmiyorum. Ben işteyim de. Bir saatinde aradım kendisini, hastaneye gidiyorum diye. Size nasıldı? Aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok. Siz? Yok. Canım benim eşim vefat etti. 7. ayın 15'ine 7 sene bitiyor. İstemediler gelinlerim beni. Ev benimdi. Biri üstte oturuyordu, biri altta. İstemediler. İstemeyince ben çocuklarımın yuvası yıkılmasın diyeyim. Askeri ücretinden ödeyemezler. Ailelerinden kötü olurlar diyeyim. Ben kızın yanına gittim. Küçük kızımın yanına yerleştim. Yani kızımla yaşıyorum. Neden? Sorunları beni geli buluyordu. Ben konuşmuyordum gelinimle. Bir senedir berle aramım hiç iyi değildi. Niye? Bilmiyorum. Beni sevmedi. Daima benim üstüme geldiler. Ben de yani kendiler benim üstüme geldikçe ben kaçtım. Benim oğlumdan beni konuşturmadı. Kız kardeşlerinden konuşturmadı. Ben engel atılıyorum telefonda. Açıyor engelden sesli. Oğlumdan ne konuşucum deyin. O yanında konuşturuyor, geri kapatıyor. Bunu örge diyor. Bu hanımını tuttu, beni attı. Karısını ben tuttu ailem, seni evet. Ailemle bile vazgeçtim. Niye böyle bir şey yaptın? Evet, sevdiği için. Sevdiği için.
Ailen öldü. Ben alemin hepsinden vazgeçtim. Ha, kardeşinden kavala yaptın. Karın için, çocukların, evet. Ailen için annenden de vazgeçtin. Evet. Kardeşlerimle alemden vazgeçtim. Gülbahar teyze, oğlunu bu konuma nasıl getirdin? Yani senden vazgeçecek konumuna. Ben mi? Evet. Şimdi benim hiçbir şeyim yoktur. Ben genderden karışık. Ev karışık düzüldü eşimin zamanında. Dedi ki ben üstsüzlükten büyüdüm dedi eşim. Çocuklarımı dışarı yollamak istemem dedi. Kızın ailesine dedik aile istiyor musunuz? Yok dedi. Bizim gelin de bizden oturuyor 16 senedir dedi. Benim eşim uzak şoförüydü, tır şoförüydü. Bir dedi benim çocuklarımın hepsi evliydi. Bir abla dedi babası. Ablamla dedi bakkalına gider, fırınına gider. Kızıma bir can yoldaşı, kocası geceye gider, günüze gider yanında dedi. Eşim hasta oldu. Hasta olunca ben derdime düştüm. Derdime düşünce gelin üstüme çok geldi. Çok gelince ben başımı aldım gittim. Bak ben gene genderden oturmadım. Eşimi attı. Süryelilere verdi. Hurdacıya verdi. Benim koca evimi dağıttı. Gene ben dedim ki yuvaları yıkılmasın. Bayağı büyük problemler oldu o zaman. Evet. Değil mi annenle karın arasında? Ya, ablam oldu. İstemedi beni. Oldu. Ev dedi benim olacak illa dedi. Ev meres babanın üstüne. Dört çocuğun kendi bana verin evi diyor. 10 yıllık gelininizle bir yıldır mı konuşmuyorsunuz? Bir yılda olmadı daha. Ha? Olmadı. Olmadı daha. Yani o 9 yıl çok güzel geçti mi? Şimdi nasıl? Ablam biraz küslük etmeleri oldu. Öncelikle aile içinde de bundan uyuşamadılar yani bir araya. Ondan sonra biz çıktık gittikten kere bunlar düzeldiler. Yani aile arasında tabii büyük ailelerde problem. Olur da eğer kavga şimdi... Oğlunuz dedi ya ben yüksek sesle konuşuyorum. Gelin de yüksek sesle konuşuyor. Aile apartmanı olunca da diğerleri de böyle aile o kavgaya karışık. Aile değil. Karakolda biten oldu mu? Oldu bunlardan oldu. Kaç kez karakolluk oldunuz? Bir sefer abla. Bir defa karakolluk yılda bir sefer. Evet. Başka olmadı. Bundan 5 sene evvel. Evet. Aile değil. Şey, bizimki... yüksek sesle de insan kendi oğlunun sesini duymaz. Gelinin sesini yok, duyar. Ben benim oğlumda da var. Oğlum sinirli. Ben sinirli. Sinirli. Gelin üstüne gelince, şimdi ben gene söyledim, iyilikten de söyledim kızıma, gelinime. Yeri geldi ki yani sesimi yükselttim de söyledim. Bir insan eşini anlar dedim. Baktım bu sinirlendim üstüne gelme ya. Kendi de çok yani. Biraz önce Fatih diyordu ki süper bir evliliğim var diyordu. Vardı abla. Sen şimdi diyorsun ki benim oğlan sinirli. Öncelerde sinirliydi bak. Ablam önce ben 5 sene önce anlaşamıyoruz. 5 sene önce anlaşamıyoruz. Ondan sonra öbür bebek karnına düşmesinden ondan sonra... Anlaşmaya başladım. Sen kafanı gittin duvarlara vurdun. Yani şöyle öyle derler ya. Evet pişman yani, oldum. Ondan sonra dedim ailemi yuvamı ayakta tutmalıyım. Hep kendisine destek çıktım ben. Ablam gelin gitti küskün kaldı. Küskün olunca buna ders verdi. Peki Fatih bu 2 Haziran'ı bir anlatır mısın bana? 2 Haziran ben işteyim ablam. Sabahleyin saat 6'da çıkıyorum ben durağa. İşe gidiyorum öğlen yemeğine çıkıyoruz biz saat 11'de. 12'ye 20 kala falan ben kendisini aradım. Dedi çocukları duş aldırdım. Ben işe gideceğim, ben dedi hastaneye gideceğim. Ben dedim tamam git dedim kendisine. Serbest, her yere gidebiliydi. Git dedim. Ondan sonra dedi benim şarjım az, bana yetişemezsen beni merak etme. Ondan sonra ben eve geldim, saat 5:30'da servisten indim. 6:10 kaldı falan eve girdim. Yarım saat oturmayla ya amcası geldiler ya bir yerdedir. Telefonunu aradım yetişemeyim. 2 sefer üst sefer aradım yetişemedim. Ondan sonra amcaların oğlunu aradım, ta Düzlepe'dekini. Sağa sola aradım, eniştesini aradım, ona gittim karakola, ben kayıp dilekçesi verdim ablam. Ayın ikisinde, bakılabilir. Ne diye verdin kayıp başvurusunu? Ablam bu altın falan meraklıydı dağmaya. Her şey dağmaya meraklıydı. Ben de bunu götürdüler mi, taksiye bindi, kestiler mi, öldürdüler mi? Ha, eşinin kolunda altınları vardı. Altınlar, gerdanı falan vardı. Gerdanları altına vurup bir şeyler yaptım kendisine. Gerdanları, altınları vardı. Evet. Senin aklına ne geliyor? Çok altını takısı olan karımı... Duramadım. Peki kayıp başvurusunu benim karım ve iki çocuğum kayıp diye mi yaptı? Evet, iki çocuğum yoksa kayıp. Yoksa benim karım kayıp ama karım giderken bu altınları götürdü diye mi yaptın? Sonra... Çocuklarım benim, çocuğum ve hanımım kayıp oldu. Ben onları arıyorum, bulun bana dedim. Ondan sonra kameraya geliyoruz, bakıyoruz bir gün sonra. Komşu köyden geliyor, açıyor kameraya, bakıyoruz ablacığım. Kamerada bir çant elinde çocukları giydirmiş elbiselerini, bavuldan. Çıkıyor gidiyor o gidiş. Ondan sonra ben telefonlarına hiç ulaşamadım. Peki giderken altınları götürmüş mü? Hepsini götürmüş ablam. Ne kadarlık altın götürmüş? Vallahi. 70 milyarlık yakın altın vardı ablam. Ayrıca bankasında 32 milyar para vardı. Ayrıca kendisinin pandemiden çıkan parasını da ben yatırdım. Ayrı bunların hepsi? Ayrı ablam ben de bunu kredi çektim.
ay evvel buna kredi çektim. Yani kredi çektin, evet. Kredi parası, evet. Altınları yanına aldın. Evet, hepsini alıyor gidiyor. Toplamda ne kadar? 120 milyar falan buluyor. 120. Ha. 120'ye yakın bir parayı eşinin götürdüğünü söylüyorsun. Bu evet. Da o bir kamera görüntüleri. Evde bir kredi kartı vardı, onu o da getmiş. Benim bütün şifrelerim. Şimdi bu ablam. Sizin evin orası galiba. Evet, ablam. Evet. Böyle ekranda alacalı bulacalı gözüküyor. Evet ablacığım. Bak ablam, çocuklar anlaşılıyor. Da, bunlar... Çocuğun sırtındakında tabletleri falan koymuş götürmüş ablam. Evden altınların haricinde eşyaları. İki tane tablet götürmüş. İki tane çocuklara tablet aldım da onları da götürmüş. Telefonunu. Telefonunu. Kendi telefonunu. Tablet. Tabletleri de niye götürdü? Okul devam ediyor herhalde. Gittiği yerde. Ben inanmasın ikisi de daha küçük. Ben gittim ikisine de ayrı ayrı tablet aldım. Dövüşmesin kavaya. Aferin yani. Ama aferin derken olması gereken evet. Zaten. Hani çocuklara karşı sorumluluklarımız var bizim. Peki karın evi terk etti. En çok canını yakan ne? Altınlar mı karın mı? Çocuklara karın. Çocuklara karın. Sen şimdi kayıp başvurusunda altınlar da gitti demişsin. Yok peki, ablam. Ha? Yok. Demedin mi? Yok ablacığım. Şey? Sonradan bana kardeşi dedi. Git dilekçe ver. Bak dilekçe kağıdı da yanımda. Git altınlarımı bunları aldı. Savcılığa dilekçe ver dedi. Şikayette yenişten bulun dedi bana kardeşi. Yaptın mı şikayet? Evet şikayette bulun. Ne diye şikayetçi oldun? Çabuk bulunsun diye. Karın çabuk bulunsun diye. Evet. Giderken ne dedin? Altınları da götürdü. Evet. Evden ilk, hırs... İlk başta ile demedik ablam. Biz kayıp dilekçesi verdik. Bağ polis dedi üzerinde bir şey var mı? Dedim altınları var. Peki altın için götürdü. Kestiler mi? Öldürdüler mi? Bir köşeye mi attılar? Her tarafı biz aradık. Ama şimdi karından ziyade iki tane de küçük çocuk evet. Var yani. Hani onlarla evet. Beraber... Ben onlardan korktum ablacığım. Sonuçta biz çocuklarımızın ayrı peşindeyiz. Onu boşver. Kardeşi 2 yıl sonra düğün yaptı. Kızını evlendirdi. Hiç benden arayan olmadı. Benim daha 20 gün olmuş bir gün telefonumu arayıp da... Nasıl ettin, sen neredesin diyen soran yok kendilerine. Peki sen diyorsun ki yani benim muhteşem, süper bir evet. Evliliğim vardı. İnsan mutlu evliliğinden çıkıp gitmez Fatih. Ablam bilmiyorum. Hı? Önce bir tartışımız oldu. Neydi o? Kendisinin dilini... Kaçmadan önceki tartışmanız evet. Ne bak, tartışması? Mahkemeye de, eniştesiyle birlikte mahkemeye de gitti. Dilekçe de bulundu. Ben dedim karışmam, sen şikayetçi de olabilirsin, hiç sıkıntı değil dedim. Hayır, boşanma konusunda yok, boşanma hayır. Değil. Neydi tartışma konu? Bacımdan şikayetçi olmuş. He? Bacımdan şikayetçi senin olmuş. Senin kız kardeşinden. Ben, niye? Beni aradı dedi ben şikayetçi olurum. Ben karışmam. Sen ister ol ister olma dedim. Beni ilgilendirmez dedim. Ne kavgası aralarındaki? Hiçbiriyle büyük bir kavga da yok. Şimdi ben aynı apartmanda mı oturuyorlar? Evet. Yok. Ay, yok aynı apartman değil. Ben söyleyebilir miyim? Yani görümcesiyle evet. Gülsem kavga ediyor. Yok. Yok. Dur. Abi, ben söyleyeyim orasını. Şimdi bu iki elti altlı üstlü oturuyorlardı. Eltiden bunlar tartıştılar. Tartışınca bunun hanımı... Namusuna yani diyorum yalan yorumu konuştu. Elti mi konuştu Gülsem'le ilgili? Gülsem konuştu büyük eltiye. Bunlar tartıştılar. Bu boşa Gülsemci'di. Kendisi kardeşinin hücum etti. Kardeşinden bunlar ağabeyle oldular. Ben dedim ki ona oğlum gel kiraya çık. Buranın kirasını alır sana veririm. Kafanı dinle. Heh şimdi anladım. Sen aslında sizin iki kardeş eşleriniz kavga etti. Evet. Ondan sonra ablam... Eltiler kavga edince bu kavga size iki kardeşe. Evet. Peki kavga konusu ne? Dur ben anlatayım. Ha. Bunlar kavgalı oldular. Bunu ben aldım büyüğü. Sözümü tutar biraz kiraya götürdüm. Dedim buranın kirasını alır oraya veririm. Kiracı koydum. Bir sefer kiracıya başladı bunun hanımı. Yavan yurma konuşmaya. O da çıktı. Kaynından yanı yavan yurma konuşmuş ama... Gülbahar ablacığım ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi iki elti. Çocukları, eltinin var mı çocukları? He onu kudama. Ya atıyorum çocuklardan dolayı mı kavga ediyorlar? Başka bir şeyden neden, dolayı mı? Neden? Atıyorum apartmanın temizliği mi? Yoksa yok. Para sebebiyle mi kavga dur, ediyorlar? Dur neden para sebebinden? Para nedeniyle? Bunlar gündürler. Yani kabildirik biz. Sizler gündürsünüz. Güne girdiler. Sıra ona gelince bu bunun parasını vermedi. Bunun hanımı. Ha. Vermeyince o niye dedi? Onun bebek göresiye gitmiş. İşte bebeğinize şunu götürdüm. Bunun adını koymuştu yengesi. Vermeyince o da madde etmiş yani. Benden para olsun senden can olsun demiş. Bunlar böyle bir ufak tartışma geçirdiler. Bu ama ta kötüye gitti. Ablam bunun sen kardeşinle küs müsün? Ablam biz evin yanına geldik birbirimize girdik. Yoklu bana saldırdılar. Ha, kardeşin kişi. Niye sana saldırıyor? Kardeşi değil. Kayınları. Dur. Kayınları. Şimdi kayınları da bizim bacımızın namusuna niye laf söyleyin deyin. Kayınları hücuma geliyor bunun kapısına. Gülsem'e bir şey etmediler. Bunu dövdüler. Gülsem onunlar için savcılığa... O zaman elti Gülsem'le ilgili onun şey, haysiyetiyle ilgili evet. Şeyler, cümleler kurunca, ağır hakaretlerde bulununca elti... Gülsem bulunuyor. Gülsem öteye gelene bulunuyor. Ey yarabbim. Para yüzünden mi çıktı? Ha, bütün aile herkes birbirine mi girdi? Hepimiz birbirine girdi. Şu anda herkes birbirine girmiş durumda mı? Şimdi nasıl oldu? Sonuçta ne oldu?
Sonuçta mı? Onların ailesi, gelinin ailesi geldi, bunlardan kapışmışlar. Ben ister istemez, ben Gülsem'e de kızdım, ona da kızdım. Bu arada Gülsem'in amcası Mithat Bey telefon attığında... Yine söylüyorum, yani iki çocukla beraber çocukların tabletini mesela alıp gitmesi benim tamam için enteresan. Amcası da bana 10 gün 15 gün bekle bakayım hele diye, ben bulacağım dedi. Peki. Ha. Mithat Bey hoş geldiniz yayına. Mithat Bey hoparlörü kapatır mısınız? Eğer açıksa. Evet kapatırım. Çok net duyamıyorum sizi. Alo, iyi duyuyorum şimdi. Ya Gülsem nerede? Sizinle haberleşiyor mu? Siz onu arıyor musunuz? Şimdi hanım kızım her nereye gidildiyse bütün devlet imkanları, emniyetlerine, karakollara, emniyet şeylerine bilgi verildiyse dediler ki bu hanım kız iki çocuğuyla beraber yer arama şeyi durdurdu. Yani bulundu, yeri belli, yani bellidir. Koruma altına alındı. Bize söylemiyorlar bunları. Bize beyan söylenilmedi, verilmedi yani. Şimdi beyan alınmadı. Şimdi bu... Yani Gülsem o 2 Haziran'da iki çocuğuyla evden çıktığında direkt karakola gitti. Dedi ki benim yaşadıklarım bunlardır. Devlet tarafından da Gülsem koruma altına alındı. Şimdi bizim bilgimiz yok. Devlet tarafından yani koruma altına aldım almadım ben bilgimiz yok. Ya da yok koruma yani. Kararı yani çıkarttı. Haber alamıyoruz yani. Her kimden sorsak karakollardan bir bilgi edinmek istiysek de biz bilgi veremezdik. Diyor şu anda sağlığı sağlığı yerinde. Bilmiyoruz ki. Kendi istemediği sürece bilgi veremezdik. Diyor. Anladım. Amca da bana söylemedi diyorsun da amca da diyor ki ben de onun yerini yurdunu bilmiyorum. Sadece sağlığı bana, saati tam yerinde. Tamam da amcası 10 gün beni beklettiler. Dur devam. Evet Mithat Bey. Şu anda onlar oraya çıkmışlar, o kaynanasından kocası. Dur, konuşsun ben de konuşayım. Evet, şimdi altınları gitmiş, bilmem neleri gitmiş, neleri gitmiş. Beyefendi, ben torunlarımın peşindeyim. Benimki altını... kız çocuğu. İyi yerde mi, kötü yerde mi? Senin yerini söyledim. Siz aramayabilirsiniz. O da sonuçta benim gelinim. Sonuçta benim gelinim oğlumun ailesi. Ben onu tertemiz bulmak için bura geldim. İki de torunumun annesi, iki de kızım kayıp benim. Siz aramayabilirsiniz. Şimdi beni... şu anda bak ne güzel tatlı tatlı konuşuyorsun. Konuşurum. Sen önceden gelinine, oğluna sahip çıkmayıp da kendi kendine kızlara gidip kızların yanına aramayı çok mu hoşuna geldi?